Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz, bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Şimdi hocamıza mikrofonu bırakalım. Daha sonra soruyla devam edeceğiz. Bir duasını alalım hocamızın. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma geceleri ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde ve yakınlarında hasta olanlar varsa, Ankara'yı bir zaman Rabbimizden hayırlı şifalar ihsan etmesini, borçlular varsa eda ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarında hayra tebdil olmasını yine Rabbimizden niyaz ederiz. Allah-u Teala ahir zaman fitnelerinden bizleri de, bizi dinleyenleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Hocam, siz daha önce bir menkıbe diyelim anlatmıştınız. Yani olan bir şey, Peygamber Efendimiz zamanında başka bir ülke işte jest olsun diye Peygamber Efendimiz'e doktor gönderiyor. Evet. O İşte doktor belli bir süre durduktan sonra kimse gelmeyince kendisine muayeneye falan, hastalar gelmeyince sıkılıyor adam yani. Müsaade edin de ben gideyim falan gibi izin istiyor. Peygamber Efendimiz benim hesabım hasta olmaz, sana kimse gelmez buyuruyor. Orada başka buyurduğu şeyler de var. Şimdi onları ben belki nakledeceksiniz de onun için tekrar etmek istemiyorum. Buradan da şöyle bir sonuç çıkar mı? Dinimiz sağlığa, insan sağlığına çok önem veriyor. Eğer dinin bildirdiği şeyler harfiyen yerine getirilirse insanlar hastalıklardan da kurtulur denebilir mi? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri yazmadık bir şey bırakmamışlar. Öncelikle buyuruyor ki Müslüman demek önce kendisine, ailesine ve bütün insanlara faydası dokunan kimse demektir. Nasıl faydalı olacak Mustafa Bey? Benim ellerim tutmuyor, ayaklarım tutmuyor, ayakta duramıyorum. Mecalim yok. Yani benim kendime hayrım yok. Kendine faydası yok ki başkasına olsun. Ne yapabilirim? Tabii. Peki bu yapabileceğim faydalar neyle olur? Saatle, sağlıkla. Yani bedenimin ayakta durmasıyla. Tabii. Temelinde değil de tikine durmakla olur değil mi? İbadetleri yapmak bile öyle yani. Aynen öyle. Yani namaz kılmak için hani tamam oturarak da kılınıyor falan da ama yani harfiyen yerine getirmek. Oruç tutmak, oruç namaz tutmak, kılmak. Sıhhatli oluyor. Zekat vereceğim, çalışman lazım. Yani. Çalışmak için beden lazım. Bedenin sıhhatli olması lazım. Efendim hac ibadeti yapacağım. Bedenin sıhhatli olması lazım. Efendim ben emir maruf da yapacağım. Allah-u Teala'nın dinini diğer milletlere de duyuracağım. Yerine göre aynı şekilde harbi ilan edilirse harbe de gideceğim. İyi de arkadaş senin elin tutmuyor, ayağın tutmuyor. Neyle yapacaksın bunları? Değil mi? Neyle yapacaksın? Onun için Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki önce beden sıhhatli olması lazım. Hatta bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamber Efendimiz tıp bilgisini yani sağlık bilgisini çeşitli şekillerde övmüş. Mesela bunlardan bir tanesi. İslam ilmi ikidir. Beden bilgisi, din bilgisi. Evet. Beden bilgisi, din bilgisi. Beden bilgisi buyurun. De sağlık bilgisi. Evet. yani İslami ilimler içerisinde en lüzumlusu ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir. Buyurarak her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini. Bakın ruhun ve bedenin. Bedenin de ihtiyacı var, ruhun da ihtiyacı var. Dolayısıyla İslamiyet bu ikisini de ehemmiyette. Yani ruhu hasta ise kafir olur, Allah korusun. Fasık olur, kafir olur, bidat ehli olur, zalim olur, gaddar olur. Ama ruhu da aynı şekilde din bilgilerini öğrenmek suretiyle sıhhate kavuşursa hem ruhen ve bedenini de korursa yani sağlıklı olursa hem ruhen hem bedenen kuvvetli olur. O zaman biraz önce arz ettiklerimizin hepsini yapar. Namazını sıhhatli kılar, orucunu sıhhatli tutar, çalışır, kazanır, zengin olur, zekat verir, çalışır, kazanır. Aynı şekilde insanların hidayete ermesi için talebe yetiştirir, kitap bastırır, kitapları dağıtır.
Yani bunların hepsini yapar o zaman. Bunların hepsini yapar. Hani Allah Teala rahmet eylesin, Emen abiler böyle anlatırlar da, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri dinim için dünyalık istiyorum buyururlarmış ya. Dinim için dünyalık. Peki dünyalık neyle elde edilir? Sağlam bedenle aynı şekilde. Sağlam beden yoksa ne yapacaksın ki? Benim ellerim tutmuyor. Geliyor abi, ben kazmayla işte senin bahçeyi kazayım. Neyle kazacaksın ya? Olmaz o. Olmaz o. Mutlaka o lazım. Evet lazım. Ve hatta bugün bütün üniversitelerde tıp iki kısım halinde inceleniyor. Biri hijyen, yani sağlığı korumak. İkincisi terapatik, yani hastaları tedavi etmek, iyi etmek. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. Hijyen. Çünkü insanları hastalıktan korumak, sağlam kalmayı sağlamak tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet bunun için koruyucu hekimliğe daha çok önem vermiştir. Şeyde Saadet-i Ebedi'de geziyor, özel sohbetlerinde de anlatmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Cenab-ı Hak dünyayı böyle yaratmıştır ya, böyle yaratmış yani, bunun değişmeyen kanununu böyle bildirmiş Allah-u Teala. İnsan yaşlanıyor. Yaşlanınca vücut organları, ya benim sadece elim yaşlandı, ondan sonra öbür elim genç duruyor. Olma yok, hepsi. İç organlar, dış organlar hep beraber aynı şekilde yaşlanıyor. Yaşlandığı için de kemikler de hassaslaşıyor. Onun için de bu zat buyuruyor ki, yaşlanınca üşütmemeye ve düşmemeye dikkat edin. Yani iki şey. Üşütmemeye, düşmemeye. Şimdi efem ama ben işte yani falan, bak herkes genç yani, paltoya attığı ceketle dolaşıyor, gömlekle dolaşıyor falan. Benim başıma öyle bir şey geldiydi. İlk tayin oldum. Genciz de o zaman. Şimdi ben İç Anadolu bölgesinde yetiştim, büyüdüm. Şimdi Marmara bölgesine bir geldim. Aha baktım yani çiçekler açmış. Mart ayıydı. Çiçekler açmış. Aa dedim, yaz gelmiş. Geldim baktım buradaki insanlar, o bölgedeki insanlar paltoya atmış, ceketi bile atan var. Dedim ben de gençim. Yani delikanlıydım o zamanlar yani. Bakma şimdi böyle yaşlandım. Ben de çıkarayım atayım dedim. Bir hastalandım, broşte yakalandım, ne oldu falan. O zamandan kendi kendime söz verdim. Dedim ki ahmaklık etme. Ahmaklık etme. Başkası üşümüyormuş, o seni ilgilendirmez. Ve o zaman kendi kendime dedim ki, eğer ben üşüyorsam yazın bile kepenek giyerim. Kepenin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Çobanların giydiği kalın yün. Kalın yün. Pardesü. Pardesü. Ya kepenek giyerim. Başkası üşümüyor. Beni ilgilendirir. Ben üşüyorum ya. Başkası beni ilgilendirmez. Onun için herkes kendi durumuna göre ve mevsimine göre giyinmeli mi? Evet, giyinmeli ve saatini korumalı. Saatini korumalı. Mesela atalarımızın söylediği bir şey var. Yazın yaşa, kışın taşa derler, oturma. Yine çocukluğumda hatırladığım bir hatıra. O zaman ilkokula gidiyor falan, böyle işte kar yağmadıydı, ondan sonra yağmur da mevsiminde şey yapmadıydı. Köyün ortasına bir dere geçer, biraz böyle sulanan araziler var, bostan falan. O nöbetleşe, bent derler suyun dereden aktarıldığı yere, bentin başında bekliyor. Kime nöbet gelirse o gidiyor falan. Bir tane yeni askerden gelmiş, zımba gibi delikanlı. Tabii suyun böyle ıslattığı çayırlar falan var, nemli altı. Oraya oturmuş bir tane babamdan hatta yaşlı birisi geldi. Onu gördü, yani öbürlerine hiç bak, ona döndü. Bak dedi delikanlı, kusura bakma dedi, baban yaşındayım. Bize bizden öncekiler söyledi. Biz yaşadık, gördük. Yaşadığımız için de ben de sana söyleyeceğim. Kabul edersin, etmezsin, uyarsın, uymaz, sana ait. Yazın yaşa, kışın taşa derler. Şimdi gençsin, delikanlısın. Bak o ıslak çimin üzerine oturmuş. Bu dedi belli bir yaştan sonra acısını öyle bir çıkartıyor ki dedi. Canlı okuyor ama gençken hissetmezsin onu. Evet. Gençken hissetmezsin. Hatta seni serinletir. Tabii. Oh falan filan dersin. Ama günü gelir perişan eder. Diğerleri de böyle. Onun için hassas davranırlarmış. Hatta şeyde bu Uygur Türklerinden birisi anlatıyordu. Biz dedi çocukluğumuzdan itibaren yaz kış hep ılık su kullanırız dedi. İçmek için mi? Evet. Soğuk su pek içmeyiz.
Çünkü kendilerinin böyle şeyden itibaren hani doğunu var ya öyle Orta Asya'nın falan şeyleri, tıbbi şeyleri falan. Yani o iyice tabana yerleşmiş, herkes biliyor bunu. Herkes biliyor, bildiği için de biz buna dedi hassasiyet gösteririz. Hakikaten bir düşündüm. Ya soğuk su netice itibariyle ağzında bir lezzet hasıl ediyor değil mi sıcakken? Peki boğazdan aşağı indiği zaman mide bunu hissediyor, bağırsaklar üşütüyor onları. Bir müddet sonra ya midem gurul gurul oldu falan. İshal de olmuşum Mustafa Bey acaba falan. Soğuk bir şey, dondurma yediğim şey yaptıydı falan. Mesela o dondurma meselesini şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala yazmışlar. Dondurma yememeli diyor. Şimdi çok kimse takılıyor. Efendim haram, hayır değil ya. Haram falan değil. Ama buz gibi. Yazın şimdi tamam hararet var falan. Benim bir de faranjit olmuştum çünkü bademcikleri daha ilkokul dörtteyken alındığı için. Hafif biraz soğuk bir şey içtiğim zaman hemen buralar haber veriyor. Gençlikten de oluyor bazen o. Hemen haber veriyor. Zaten boğazdan aşağı girince ya böyle bir buz şeyi gitmiş gibi mide bir diyor ki bu ne? Ne gönderiyorsun be arkadaş sen? Beni hiç düşündün mü falan? Bir dikkat et, biraz da bizi düşün. Dolayısıyla yediğine içtiğine hep dikkat etmen gerekir. Mesela siz başlangıçta hani şey yaptınız ya, Bizans İmparatoru bir elçi göndermiş. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doktora cevaben buyuruyor ki benim eshabım hastalanmaz, iki şeye dikkat ederler. Biri temizliğe çok dikkat ederler. İkincisi de acıkmadan sofraya oturmazlar. Ve sofradan da doymadan kalkarlar. Ya Mustafa Bey ben bunu okuduktan sonra şimdi Saadet-i Ebedi diğer kitaplarda anlatılıyor. Tam doyma noktasına gelinceye kadar nefs devreye girmemiş. Nefsin yemeğiyle içmeyle hiç alakası yokmuş. Hiç ama. Ha saman ye, ha baklava ye. İlgili değil. Peki ne hala? Saman haramsa samanı yedirtmeye çalışırsın. Tamam. Onun derdi haram mı sana yaptırtmak. Sana yaptırtmak. Dolayısıyla doyduktan sonra yemeği Allah-u Teala yasak etmiş ya, haram etmiş ya. Tam o noktaya gelince iştah oraları tetikliyor ve iştahını arttırıyor. Ondan sonra ya falan işte kendimizi kulp buluyoruz. Şimdi baklava geldi, sofranın sultanı sultan gelince yer ayrılır canım. Ayrılır tabii. Midede bekliyordu. Özel bir köşeyi baklava için ayırdıydı. Onu da atıyorum falan. Ondan sonra ya Mustafa Bey şey böyle midem bir şey oldu. Bir soda moda falan yok mu buralarda? Var. Soda da var. Ya bir türlü bir soda kesmedi arkadaş. Bir soda daha yok mu falan. Soğuk bir soda. Tamam. Ne yaptın peki? Onu sonra bir müddet öyle çalışıp falan karaciğer diyecek ki sen salak mısın nesin ya arkadaş? Netice itibariyle ben de bir organım, benim de bir kapasitem var. Ne zorlayıp duruyorsun? Soğuk demiyorsun, sıcak demiyorsun. Aynı şekilde tık kapatsa düven öküzü gibi yiyorsun. Sonra da aynı şekilde yok benim böbreklerde şu varmış, benim karaciğerde yağlanma olmuş, bağırsaklarım şu olmuş. Olur tabii, daha beter olur. Olmamasına şaşırır. Peygamber Efendimiz ne buyuruyorlar? Acıkmayınca sofraya oturmazlar, doymadan kalkarlar. O zaman vücut zinde olur. Yediğini vücut rahatla eritir. Kilo yapmaz. Ondan sonra bak, kitaplarda Saadet-i Ebedi'de Resulullah Efendimiz serin şerbetleri soğuk demiyor. Serin şerbeti. Tamam, ona isim verilmiş. Serin şerbetleri severdi. Şimdi herkes haline ve durumuna göre buna dikkat ederse demin bir şey nakledildi. Bir, hijyen dedikleri yani hasta olmamıyoruz. Öbürüsü, temizlik. Öbürüsü tedavi. Ama hasta olan bir organ ne kadar tedavi olursa olsun. Yani sizin başınıza geliyor mu bilmiyorum da yaş ilerledikçe mi daha şey. Bir yerim kesilse Mustafa Bey. Tamam tedavi oldu, kapattı falan. Herhangi bir şekilde diyelim ki bir ayazda böyle çıktığım zaman ilk orası hassas bir şekilde üşür biliyor musun? Tabii. Ama diğerleri daha sonra ya üşür ya üşümez. Ama burası bir darbeyle sarsıldığı için her ne kadar burası kapatılmış olsa bile demin naklettiğimiz gibi yaralandı ya. Evet. Orası inceldi. Yani ilk şeyi de orası aynı şekilde hissediyor. Dolayısıyla esas olan hasta olmama. Peki efendim bunlara riayet edince hiç hasta olunmaz mı? O ayrı bir şey. Mesela Cenab-ı Hak eğer ezelde takdir ettiyse, hastalıkla imtihan edecekse, sen ne kadar sakınırsan sakın. Biz emredilen sebeplere yapışırız.
Ya buna rağmen bir hastalık gelebilir. Allah-u Teala hastalıkla imtihan edebilir. Darlıkla imtihan edebilir. Ne bileyim çok mal mülk verir, onunla da imtihan eder. Sıhhat verir, onunla da imtihan eder. Evlat verir, imtihan eder. Vermez, imtihan eder. İmtihan etme yetkisi ona aittir. Bir virüs geliyor, bulaşıcı hastalık geliyor mesela. Sen ne kadar dikkat edersen et, bir şekilde seni hasta edebiliyor. Edebiliyor. Etrafındakiler, sevdikleri. Mesela ecel yaklaştığı zaman işte ecel hastalığı derler ya, evet. Sekerat mevt hali. Bunlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Ama biz emredileni emredildiği şekilde yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de tıbbın iki kısmını da teşvik eden ayet-i kerimeler vardır. İslamiyet'e dinin emirlerine en çok iyi uyan eshab-ı kiramdı. Bunun için bunlardan hasta olanlar çok enderdi buyuruyor. Çok enderdir. İşte sizin girişte o anlattığınız hadise Mevahibül Ediniye'de anlatılıyormuş. İşte Bizans İmparatoru işte doktor göndermiş de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun süre kendisi şey yapınca utana sıkıla gelmiş demiş kimse gelmiyor. O zaman işte Resulullah Efendimiz diyor ki sen bilirsin gidebilirsin ama diyor ne kadar kalırsan kal. Biz seni yine ağırlarız. Ama şunu bil ki burada senelerce kalsın sana kimse gelmez. Çünkü eshab hasta olmaz. İslam yeni hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabın temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce de kalkar buyurmuşlardır. Ve böylece Peygamber Efendimiz sağlıklı kalabilmenin en önemli iki şartını da 15 asır önce bildirmiş oluyor. Bu iki ana esas ancak asırlar sonra anlaşılabilmiş. Bugün gerçekten de tıbbın üzerinde durduğu en önemli husus temizliktir. Her hastalığın kaynağı pisliktir. Ayrıca doktora gittiğinizde ilk önce söylediği perhizdir. En çok edilen tavsiyelerden hatta tavsiyelerin başında gelen de çok yememektir. Karnı tıka basa doyurmamaktır. Tıp da bugün aynı şeyi söylüyor. Tıp da bugün aynı şeyi söylüyor. Şeyde bir haber kanalında bir prof doktor, yani geleneksel tıbba da meyilli bir doktor. Bir gün denk geldim, ben de dinledim profesör. Adamcağız diyor ki, bu üçüncü öğün yemeği diyor, üçüncü öğün yemeği Amerikalılar çıkarmışlar. Afrika'dan getirdiği köleleri 18 çalıştırmak için üçüncü öğün yemek de veriyorlarmışmış. 18 saat. Evet, 18 saat çalıştırmak için yemeği üç öğüne çıkarılmış. O sonucu dedi yani üç öğün. Bu dedi insan metabolizması veyahut da organları iki öğün yemeğe göre yaratılmış diyor. İki öğün. Bir sabah bir akşam. Peki ne oluyor o zaman dedi. Sabah yediğini dedi. Akşama kadar dedi şeyi hallediyor. Hallediyor. Temizliği havale ediyor. Akşam da zaten aynı şekilde onu da fazla tavsiye etmiyor. Doymadan kalkmak. Onu da yiyince, onu da hallediyor. O zaman ne karaciğerin zorlanıyor, ne miden zorlanıyor, ne ince bağırsaklar, ne kalın bağırsaklar, ne böbreklerin hiçbirisi zorlanmıyor. Sıhhatli oluyorsun diyor. Sıhhatli oluyorsun. Ramazan-ı Şerif gelince mesela insanlar orucun mesela birkaç gün sonrasında ilk başta bir hafiflik hissediyor insan vücudunda. Değil mi? Rahatlık hissediyor. Bu işte demek ki. Tabii tabii. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ya, oruç tutun sıhhatli olun. Oruç tutun, sıhhat bulun. Yani konuyu açıyor da o bizde daha önce program yapıyordu. Allah rahmet eylesin inşallah imanını götürmüştü. Çünkü namaz kılıyordu. Çocuklar da pek hayrı yok ama kendisi namaz kılıyordu Cevat Babuna. Bu daha önce TGRT'ye gelmeden önce bir Ramazan-ı Şerif'te bir kanalda bir kadın doktor işte demiş açlık zararlıdır, oruç zararlıdır. De, bağlanmak istedim dedi, beni bir türlü bağlamadılar dedi. Ukde kal dedi. Demek ki samimiymiş adamca. Son Allah-u Teala TGRT'yi çıkardı. Niye dedim hani o kadın dedi, yanlış mıydı o kadın doktor? Yanlış değil dedi. Fakat dedi bunların dedi araştırmaları yok Türkiye'deki doktorların. Bu demans sürekli Amerika'daki o gelişimleri takip ediyordu. Şimdi de Amerika'da ve Avrupa'da dedi aç insan üzerinde deney yapılmış dedi. Açlık zararlıdır insan vücuduna dedi. Dedim bunlar dedi yanlış kıyas yapıyorlar orucu da. O öyle değil dedi. Niye dedim öyle değil? Bunu yayına çıkmadan önce yapıyordu. Yayında anlatıyordu. Yani oruçta normal açlık gibi değil mi yani? Şimdi diyor ki beyin öyle yaratılmış ki dedi. Mesela aç insanın beyni devamlı surette mideye sinyal gönderir dedi. Bak arıyorum. Sana yiyecek gönderiyorum. İlk bulduğumda atacağım ağzıma.
Onun için dedi mide dedi teyakkuzla dedi. Devamlı salgı yayınlar. Bu salgı dedi vücudu mideyi hepsini dedi tahrip eder. Zararlı tutuyor. Dedim oruç. Ha oruçta dedi sahurda yemeği yedikten sonra beyin dedi mideye ve iç organlara yarın güneş batana kadar ne yemek ne içecek ne yemek bir şey yok. Talimatını veriyor dedi. Bunun üzerine dedi midesi de karaciğeri de ondan sonra bağırsakları da böbreği de hepsi dedi kapakları kapatır kendi revizyona geçer dedi. Kendini tamire başlar dedi. Beklentisi yok dedi. Beklentisi olmadığı için dedi. Oruç dedi çok 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 faydalıdır. Ya o zaman dedim bak hocam zaten hadis-i şerif var. Oruç tutun sıhhat bulun. Dedi oruç dedi tamir ediyor vücut dedi. Ve sıhhatli kalmanın sebebi. Bak dedi açlıkla oruç ayrıdır dedi. Açta açlıktır. Mide beyin devamlı surette dedi gönderir sinyal gönderir. Teyakkuz halinde. Teyakkuz halinde. Ama dedi oruç da öyle değil dedi. Beyin talimat verir. Der ki yarın güneş batana kadar bir şey yemek ve içmek yok. Dedi vücut organları bu talimatı, bu sinyali aldıktan sonra dedi hemen kapanır, mevcudu eritir. Erittikten sonra da neresinde yarası, beresi bilmem nesi varsa onları tedaviye başlar. Revizyona girer dedi. Revizyona girer diye anlatıyordu. Dolayısıyla yani bugün de tıbbın geldiği hani perhiz yapın diyor. Perhiz yapın, tıka basa inecek de şey yapmayın. Peki Müslüman hiç hasta olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Hasta olan binlerce Müslüman var. Bu nasıl izah edilecek diye sorulacak olursa, böyle söylemek Müslüman hiç hasta olmaz demek değildir. Fakat sağlığına ve temizliğe dikkat eden bir Müslüman sağlam kalır. Kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiç bir kimse ölümden kurtulamaz. Ve herhangi bir hastalık sonucu ölecektir. Fakat o vakte kadar sağlığını koruyabilmesi ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe, koruyucu tedbirlere riayet sayesinde olur. Müslümanlar sağlığa bu kadar önem verirken o çağlarda diğer ülkelerin mesela Avrupa'nın durumu nasıldı? Hristiyanlığın en revaçta olduğu orta çağda büyük tıp alimleri yalnız Müslümanlardı ve Avrupalılar Endülüs'e tıp tahsil etmeye girerlerdi. Çiçek hastalığına karşı aşıyı bulanlar Müslüman Türklerdir. Türklerden bunu öğrenen Jenner ancak 1796'da bu aşıyı Avrupa'ya götürdü ve haksız olarak çiçek aşısını bulan kimse ünvanını aldı. Halbuki tam bir zulmet karanlık diyarı olan o zamanki Avrupa'da insanlar hastalıklardan kırılıyordu. Fransa kralı 15. Louis 1774'te çiçekten öldü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgınlarına uğradı. Yani ortaçağ Avrupa için karanlıktır ama bizim için değil. Bizdeki salaklar ortaçağ deyince yani İslam dünyasında öyle zannediyorlar. O öyle değildi. Tam tersiydi. Bir hadise nakledilir. 1. Napolyon 1798'de Akka Kalesi'ni kuşattığı zaman ordusunda veba zuhur etmiş. Ve hastalığa karşı çaresiz kalınca düşmanı olan Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştır. O zaman kaleme alınan bir Fransız eserinde şöyle yazmaktadır. Türkler ricamızı kabul ederek hekimlerini, doktorlarını yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, nur yüzlü kimselerdi. Önce dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yaklaşmamasını tembih ettiler. Hastaların elbiselerini yaktılar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler. En nihayet tekrar ellerini yıkadılar ve hastaların bulunduğu yerlerde öt ağacı yakarak ve tekrar dua ederek ve bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar. Müslümanlar böyleydi. Müslümanlar böyleydi. Şimdi Avrupalılar bunların hepsini böyle inkar ediyor veriyor falan. İstediğin kadar inkar et. Hakikat senin inkar etmenin aynı şekilde örtülecek halde değil de ha durumunuz buydu. Tarih kitapları yazıyor. Yazıyor. Demek oluyor ki iki asır evveline kadar Batılılar hastalıklara karşı tamamen çaresizdi. Ve ancak sonradan Müslümanlardan öğrenerek ve tecrübeler yaparak Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğu gibi gayret ederek çalışarak bugünkü tıp ilmini öğrendiler. Şimdi bazı Türkiye'de gerizekalılar var. İşte şimdi Müslümanlığını. Ahmak adam Allah-u Teala Müslüman kafir ayırt etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim ne istediyse istediğini verdik. Müslüman olsun kafir olsun. Çalışınca veririm buyuruyor.
Hem Allah, sen Allah-u Teala'ya iman ediyorsun ve çalışmıyorsun. Hileye hurdaya çalışıyorsun. Kafan. Devamlı surette aynı şey. Hırsızlık, gasp, onu bunu dolandırmak. Kafan bunlara çalışıyor. Tabi ilerleme olur mu o zaman? Elbette ki olmaz. Ama o inanmıyor. Ama oturmuş. Yine Allah-u Teala'nın emrine uyuyor. Çalışıyor. Putperest Japon'u da, komünist Çin'i de, ondan sonra kitaplı kafiri Avrupa, Amerika'sı da oturmuş çalışıyor. Çalışana da Allah-u Teala veriyor. Efendim işte onlar kafir. Onun cezasını Allah-u Teala kendisi verecek ahirette. Kimseye onu aynı şekilde o yetkiyi vermemiş. Peygamberlere bile o yetki verilmemiş. Dolayısıyla efendim işte Müslümanlar olarak biz geri kalmışız. Halbuki Orta Çağ'da Müslümanlar çok ilerlemişti. Çok ilerlemişti. Aynı gayret o dedelerimizin çalışması gibi devam etseydi gene dünya liderliği Müslümanların elinde olurdu. Çünkü Cenab-ı Hak çalışana veriyor. İlim ve adalet bir toplumu yükseltir. Zulüm ve cehalet de indirir. Bu iş değişmez. İster Müslüman da olsun, ister kafir de olsun. İlim ve adalet yükseltir. Zulüm ve cehalet de onu tepe takla aşağıya indirir mi? Evet indirir. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Bu aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Pınarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız dinimizin sıhhate verdiği, insan sağlığına verdiği önemi anlatıyordu. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim hocam. Buyurunuz. Efendim birinci bölümde bu meşhur Napolyon dedikleri, onun zamanında Akka Kalesi'nde Fransızlarla olan şeyde, onların kendi tarihçilerini yazdığını nakletmiştik. Bir de efendim mesela birçok tarafsız ilim adamı da bu gerçeği onların anlattığını dile getirmiş. Mesela Jean D'Arper dedikleri adam ki bir tarihçi, bir kitabında, bir eserinde İslam'ın asrı medeniyetin teşekkülünde oynadığı son derece büyük ve mühim tesiri anlatırken diyor ki bu adam, Hristiyan tarihçiler İslamiyet'e olan kinlerinden dolayı bu hakikati gizlemeye çalışmakta Avrupa'nın Müslümanlara ne kadar borçlu olduğunu bir türlü itiraf edememektedirler diyor. Yine başka bir kitabında da şöyle diyor. Müslümanların İspanya'yı nasıl buldukları hakkında şöyle yazıyor bu Jean D'Arper. O zamanki Avrupalılar tamamıyla barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Onlara hala vahşi nazarıyla bakmak gerekirdi. Pislik içinde yaşarlardı. Kafaları hurafelerle doluydu. Doğru dürüst düşünmek hassasına, özelliğine bile malik değillerdi. Adi kulübelerde yaşarlardı. Eğer kulübenin zemininde veya duvarında bir hasır örtüsü varsa bu büyük bir zenginlik işareti sayılırdı. Avrupalıların. Yedikleri yabani fasulye, havuç gibi sebzeler, bazı otlar, hatta bazen ağaç kabuklarıydı. Elbise olarak uzun müddet dayandığı için tabağlanmamış hayvan postları kullanıyorlar. Pis pis kokuyorlar yani. Ve bunun için çok pis kokuyorlardı. Müslümanlar onlara her şeyden önce temizliği öğrettiler. Müslümanlar günde 5 defa yıkanıyorlar abdest alarak. Onların da günde hiç olmazsa bir kere yıkanmasını sağladılar. Sonra onların üzerinden pis kokulu, parça parça olmuş, bitlerle dolmuş olan hayvan derilerini çıkarıp atarak onlara güzel kumaşlardan, renkli ipliklerden örülerek yapılmış olan kendi elbiselerinden verdiler. Onlara yemek pişirmesini, yemek yemesini öğrettiler. İspanya'da evler, konaklar, saraylar inşa ettiler. Mektepler, hastaneler kurdular. Üniversiteler tesis ettiler. Bu üniversiteler bütün dünyaya bir nur kaynağı oldu. Her tarafta bahçeler yetiştirdiler. Memleket güllük gülistanlık oldu. Vahşi Avrupalılar bütün bunları ağzı açık, şaşkınlık ve takdirle gördüler ve yavaş yavaş medeni olmaya başladılar. Böyle vahşi insanları terbiyeye muvaffak olan, onlara medeniyet ruhunu aşılayan, onları karanlıktan, cehaletten, hurafelerden kurtaran Müslümanlar bu akla sığmaz muazzam işi ancak hak dinleri sayesinde yapabildiler. Çünkü İslam dini en doğru dindir. Allah-u Teala muvaffak olmaları için onlara yardım ediyordu diyor. Hristiyan bir tarihçi söylüyor bunu. Gördüğünü anlatıyor. Evet, yani anlattıkları bizimle veyahut da şeyle hiç alakalı değil. Kendileri söylüyor bunu.
Allah-u Teala'nın emriyle Muhammed Aleyhisselam tebliğ ve neşreylediği İslam dini ve Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim dünya tarihini değiştirmiş ve onu karanlıktan kurtarmıştır. Eğer İslam dini olmasaydı insanlık bugünkü medeniyet derecesine, ilim ve fende bugünkü seviyesine erişemezdi. Müslümanların gözünde ilmin çok yüksek yeri vardır. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sağlıkla ilgili olarak da tavsiyeleri vardır. Mesela bir hadis-i şerifte Allah-u Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur. Hüseyin Hilmi Efendi yaşlılıkta buyuruyor. Ölüm ve yaşlılık, bu ikisini çok. Yaratmamış Cenab-ı Hak. Peki efendim bunların çaresi var mı? Var. Ölümsüzlük var. Yaşlanmamak var. Nerede? Öldükten sonra. Ne kadar basit değil mi? Cennette. Yok, cehenneme giden de yaşlanmayacak. Hmm. 12 de sonsuz. O da ölmeyecek. Ya yani cennetteki de cehennemdeki de. Cennete giden de cehenneme giden de o vücutları hep öyle kalacak. Yaratıldığı gibi kalacak. Yaşlanmayacak. Her ikisi de ölmeyecek. Ama cehennemdeki sonsuz azap, cennetteki de sonsuz nimet. Efendim sonsuz ne demek? Onu da zaten anlamak, idrak etmek çok zor Mustafa Bey ya. Çok zor. Hatta bir seferinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ne bölge talebelerine sohbet ederken karşım bilmişler sonsuzluk ne demektir? İnsan aklı bunu idrak edemiyor. Hani üzerinde biraz düşünse insan aklı akar buymuştur. Ya sonsuz hakikaten nasıl bir şey? Değil mi? Yok öyle bir şey. Ama biz lisede okurken o felsefe dersindeydi. İşte onunla alakalı oradaki Descartes'in bir kitabını bulmuştum, ben okuyordum falan, orada bir dikkatimi çekmişti. Sonsuz bir varlık olmasaydı diyor, insana sonsuzluk fikri gelmezdi diyor. Doğru söylüyor adam. İslam alimleri de böyle söylüyor. Yani hiçbir şey olmasa, aklen düşünse sonsuz diyorsun. Ve dünyada da şimdi böyle gençliğin sırlarını araştırıyorlar ya, gençlik iksiri falan filan diye, hatta birbirlerini gazlıyorlar da. Hele kadınlar arasında. Kız maşallah, kadın 90 yaşında 50 gibi gösteriyorsun falan. O da ona inanıyor. Siz de hoşuna gidiyor. Siz de bana demiyorsunuz 30 gibi gösteriyorsunuz falan diye verin arada sana. Ne olacak ya? 35 falan hocam. 35 falan. Şimdi halbuki tamam fiziken aynı şekilde göstermiş olabilir. O ayrı bir mesele de. Ama yaşlanıyor. Bunun çaresi yok. Burada değil o. Burada değil. Allah-u Teala öbür tarafta vermiş bunu. Yani hastalık yok, ölüm yok. Hatta kitaplarda anlatılırken mahşer günü daha işte cennet ve cehenneme gönderilmeden orada işte ölüm getirilecek, bir surette getirilecek. Denecek ki işte bu, yani bugün bu yok ediliyor. Herkesin gözü önünde ölüm imha ediliyor orada. Bundan sonra diyor ölmek yok. Bundan sonra ölmek yok. Şimdi Emen abiler Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim işte bin, yüz bin, işte bir milyon, bir milyar, bir trilyon, bir katrilyon, bir oktrilyon. Oktrilyon sonu bilmiyorum ben. Zaten hiç kullanmadım bunları da. Eşittir sonsuz. Emen abiler buyuruyordu ki hiç kıymeti yok bunlar. Sonsuz deyince sonsuz. Bunların hiçbir kıymeti yok. Onun bir sınırı var çünkü. Tabii. Bir milyon. Yani sınırı var. Sınırı var. Bitiyor yani o. Evet. Bitiyor. Ama sonsuz deyince hepsi gitti. Hiçbir kıymeti söz konusu değil. Çünkü ahirette oradaki olanlar hepsi sonsuz. Mesela Fudayl bin İyad Hazretlerinden naklediliyor da akıllı kimse daimi kendisiyle kalacak olan şeyleri tercih eder buyuruyor. Mesela ahiret sonsuz buyuruyor. Hatta bir misal veriyor. Buyuruyor ki ahiret topraktan bir testi olsa, dünyada altından bir kupa olsa, akıllı kimseler topraktan testiyi tercih ederler. Çünkü hep kendisinde kalacak. Peki öbürüsü? Öbürüsü kalmayacak. Bırakıp gideceksin onu. Ama işin aslı da diyor tam tersine. Ahiret altından bir kupa, dünya ise topraktan bir testidir.
diye de izah ediyor. Tabii akıllı kimseler hep bunu şey yapıyorlar. Akıllı kimseler. Peki efendim biz akıllı değil miyiz? Aklı da İmam-ı Rabbani Hazretleri aklı muat, aklı maaş diye ayırmış. Aklı maaş dedikleri işte bizim gibilerde bulunan belli şeylere eriyor. Ve din büyüklerinin akıllı kimse dedikleri ahiret hayatını çok iyi anlamış, idrak etmiş. Bunun için ahirete yatırım yapanları. Onlar akıllıdır buyuruyor. Sonsuza yatırım yapıyor. Hep onunla olacak. Şeyi hatırlar mısın? Emre abi onu çünkü sık sık böyle değişik toplantılarda falan hep zikrederlerdi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün dışarıda da böyle bir hayvan getiriyorlar, kendilerine hediye kestiriyorlar. Peygamber Efendimiz de bütünüyle eve gönderiyor Hazreti Ayşe validemizi. Biliyor ki evde onu dağıtırlar. İşte akşam gelince ya Ayşe buyuruyorlar radıyallahu anh. Ne yaptın? Ön kolu severlermiş. Emre abi onu sürekli anlatırlardı. Ya Resulallah ön kol bizim oldu. Diğerlerini dağıttık. Peygamber buyuruyorlar ki ön kol hariç diğerleri bizim oldu buyuruyor. O nasıl oluyor? Çünkü verdiğim yarın ahirette hep benimle kalacak. Ama bunu yedin burada kaldı bitti. Yok oldu gitti. Yedin bitti. Yedin yok oldu gitti buyuruyorlar. Yok oldu gitti. Dolayısıyla ölüme çare yok. Yaşlarda çare yok. Ama bu ikisinin çaresi Allah-u Teala bunları ahirette aynı şekilde yaratmış. Ahirette yaratmış. Ve orada yaşlılıkta yok. Ölümde olmayacak. Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir. Biz de zaten bahsettik doktorlar bugün ne diyor ki perhiz yapın değil mi? Evet. Ya hadis-i şerifi bildirilmiş ya 15 asır önce hepsi bildirilmiş ya. Bildirilmedik bir şey kalmamış yani. Bildirilmiş. Bir tane daha var vaktimiz daralıyor ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Şimdi İslam alimlerinden Muhammed Masum Kutsi Sözleri ısrarla istiğfar buyuruyor. Sadaka vermek ve istiğfara devam etmek. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladıkları ve bastıkları kitapların kapaklarına bile istiğfar. Peki ne olur? Samimi olarak yapılan istiğfar gelmekte olan belaları durdurur. Kabul olan sadaka da öyle. Bu ikisiyle Allah-u Teala aynı şekilde arz edilirse bir, İstiğfar okumakla estağfurullah min kül makerhallah. Ya Rabbi beni aciz varlık olarak yarattın. Ben bir sürü hata ettim. Özür dilerim. Tövbe ettim. Pişmanım ya Rabbi. Bu Allah'tan merhametini harekete geçirir. O sana sadaka veriyorsun. O da Allah'tan merhametini harekete geçirir. Buna devam edersen Allah Teala ya doğrudan doğruya bir bela geldiyse o bela durur geri çevrilir. Veya hastaysan doğrudan doğruya şifa da verebilir. Veya mesela diyelim ki 100 tane senin tanıdığın doktor var da bunun birisine şifa gelecek. Hangisi bilmiyorsun. Ama o istiğfar ve verdiğin sadaka sebebiyle Mustafa Togöz'le karşılaşırsın. Aa der ya benim de başıma gelir. Falan var ya ona gidin. Ertesi gün gidersin adam bir ilaç verir. Aa iyi oldu hakikaten çok iyi doktor. Ya senin şifan o kanalla gelecek. Doktor sebep. İlaç da sebep. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani böyle olur mu? Evet böyle olur. Yani sadaka vermek suretiyle, istiğfar okumak suretiyle Allah-u Teala'ya hele bu zamanda, ahir zamandayız, küfrün hakim olduğu bir zaman. Mesela önceki asırlarda bidatlar çok İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatına hep bidat zulmet ediyor. Şimdi küfür ve bidat da var. Ve bu zamanda da insanın kendisini koruması gerçekten de zor. Bunun için de bir doktora gideceğiz, ilaç alacağız ama hadis-i şerifte bildirildiği gibi sadaka da vereceğiz, istiğfara da devam edeceğiz. Evet. Hocam, şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha var bu anlattıklarınız ışığında. Şimdi ben az buçuk hani sağlık filan da okuduğum için orada bize öğretilen bir şey vardı. Sağlık alanındaki hizmetler ikiye ayrılıyor. Birisi koruyucu hizmetler, birisi de tedavi edici hizmetler. Şimdi dinimiz aslında koruyucu hizmetler daha önemli. Çünkü ağırlık kazanmış değil mi? Tabii yani çünkü orada hedef insanı hasta etmemek. Tabii. Ya hasta ettikten sonra tedavi ayrı bir iş. Tabii. Ama hasta olan insan netice itibariyle artık tedavi olur olmaz onu bilemiyoruz. Bir acı çekecek yani neticede. Tabii. Önemli olan onu hasta etmemek. Dinimizin bildirdiği mesela temizlik, hijyen konusu tamamen koruyucu sağlık hizmetine dönük bir şey. Demek ki burada hedef
hiç hasta etmemek. Tabii. Bana bir şey olmaz deyip de kış günü aynı şekilde yani, çıplak yok, sokağa çıkmamak. Yok, tabii, yani. Ahmaklığın da danışası değil. Olmaz o yani. Olmaz o. Efendim ben bir şey yemeyeceğim. Hayır. Vücudunu korman aynı şekilde yemen lazım. Lazım olanlar da alacak. Lazım olan gıdayı da alacaksın. Hatta hocamız buyuruyorlar ki mevsimine göre giyilmeli. Mevsimine göre giyinmeli. Hiçbir sebep yokken de hani yazın tutup da aynı şekilde paltoyla bilmem neyle yaparsın. O da sıcak olur. Terlersin ve netice itibariyle o da zararlı olur. O da zararlı. Ufak bir rüzgar. Şeyde TGRT'nin doktoru vardı Allah rahmet eylesin. Mesut Ülbe. Hmm. Vefat etti Allah ya. Rahmet eylesin. O bir şey diyordu bir gün o şeyde bir ilaç almak için gittiğimde. O diyordu ki terliyken dedi hafif bir rüzgar gelmiş olsa %100 tesir eder bedene. %100. Yani kuru cilde o kadar tesir etmez. Belki %50'dir, %30'dur. Ama terliyse bir rüzgar gelir. Aa benim başım ağrıyor diye 5 dakika sonra başlar. Boynum tutuldu, ha, omuzlarım tutuldu, ağrıyor demeye başlıyor. Yani sonra. Her iki şekilde de dikkat etmek lazım. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi dinimiz hijyen kısmını yani koruyucu. Evet. Ondan sonra yine aynı şekilde tedavi için hani uğraşırsın. Yani ayrı hasta olduysa tamam. Her şeye rağmen. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalınız. Gönül Pınarı.